Herkese selamlar. Geçen sene kaba kekli olan yerde bu sene tekrardan kaba kektik. Dün domatesleri budamıştık. Bugün de kabakları budamaya başladık. Şöyle göstereyim. Şunlar kabaklarımız. Her zamanki gibi ilk meyvelerini alıyoruz. Bazılarında ilk 2-3 meyve alıyoruz. Şu küçük bir bitki olduğu için ilk 3 meyvesini aldım. Şu biraz daha gelişmiş bitki. Bunun 2 kabağını alsak yeter olur. Ben bunun için makas kullanıyorum. Eğer bu şekilde bitkiyi budamazsak meyvelerde şöyle lekeler olabiliyor. Normalde bu virüs diye geçmekte. Bitki ne kadar kuvvetli olursa virüse karşı dayanıklı oluyor. Şurada mesela budama yapmamışız. Bitki meyveyi büyütmüş. Kendi küçük kalmış. Şöyle ikisini bir göstereyim. Bunlar aynı fidelerinde. Daha doğrusu aynı anda ekildi. Tohumları da, fideleri de. İkisinin arasındaki farkı görmek mümkün. O yüzden bu kabağı buradan kesiyoruz. Bu sayede bitkimiz meyve değil de tamamen yeşil aksama çalışıyor. Önceki senelerde bu işlemi anlatmıştım. Tekrardan anlatıyorum. Bazı arkadaşlar bunun yapılması gerektiğini söylüyordu. Artık onlar da bu şekilde budama işlemi yapmaya başlamış. Bunları kesiyoruz. Zaten lekeden de belli. Şu an yeni gelenler sağlıklı. Şöyle. Rüzgarlar da olduğu için kabakların şöyle gövdeleri biraz sallanmakta. Bugün suyu verdik. Akşam üzeri gübre verip birkaç gün içinde çapası yapılacak. Arı kısımlarda gördüğünüz gibi otlu. Onları da çapalayıp gübre olarak toprağa karıştırıyoruz. Her zamanki gibi ot ilacı kullanmıyoruz. Şöyle bu tarafları çapalı. Bu taraftan önceden budamıştım. Bazen şöyle bitki ikiye ayrılıyor. Sağlı sollu. O dallarda budamak gerekli. Dağdan bulabilir miyiz bilmiyorum da şöyle. Şurada da var. Bitki meyveleri beslemeye çalıştığı için şöyle yeşil aksam ufak kalmış. Şunları kesiyoruz. Bir hafta sonra kabakları iyice değişir. Bitkilerimize kavun uygulamıştık. Bunun videosunu da paylaşmıştım. Aynı şekilde bunları da buladık. Bu şekilde budama yapmayı ihmal etmeyin. Bitkiniz kuvvetlensin. Yaprak bitlerine ve hastalıklara karşı dayanıklı kazansın. Şöyle şuraları da gezelim. Şurada bir tane daha var. Şöyle göstereyim. Bitki sadece bu meyveye çalışmış. Sonradan gelen meyveleri de görebilirsiniz. Onları kesip göstereyim. Şöyle bir. Gördüğünüz gibi hemen kendini çürütmüş. Aynen. Buradaki meyve de böyle. Bu ilerleyen zamanlarda zaten dökülecekti. Bunlar zaten çekirdeklidir genelde. Pazarda satılmaya götürmeye gelmez. Müşteri kaybetmeye değmez. Şöyle bak mesela şöyle göstereyim.
İliklerini kesmişiz. Gelenler gayet kaliteli. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.